Arkadaşlar hepimizin evinde mutlaka kalmış böyle tabaklarımız vardır. Bende de 3 tane var. 2 tanesinde pirinç dekopaj tekniği kullanmak istiyorum. Şöyle elimde şöyle çok tatlı pirincim var. İkisine bunu kullanacağım. Bir tanesine de farklı bir şey yapmak istiyorum. O yüzden o bir tanesini retro siyahla boyayacağım. Diğer 2 tanesini de Multi Surface alaçatı rengiyle boyayacağım. Çünkü pirincimin altına mutlaka açık renk sürmem gerekiyor. Önce tabaklarımı hazırladım. Boyamı tabağıma sıkacağım. Evet, boyamı tabağıma döküyorum. Çalkaladım tabii ki. Önce sünger fırçamla şu şekilde boyanın fazlalığını alarak tabaklarım temiz ve kuru. Şu şekilde arkadaşlar bir kat boyayacağım. Sonrasında bir gün bekleyeceğiz. Bir gün. Çünkü geri dönüşümlerde mutlaka multi surface de kullansanız, çalkıt da kullansanız bir gün beklemeniz gerekiyor. Boyamı önceden sulandırmıştım. O yüzden tekrar sulandırmıyorum. İçindeki boya, boya kabımın içindeki boya biraz suluydu arkadaşlar. O yüzden tekrar sulandırma gereğinde bulunmadım. Siz isterseniz bir miktar sulandırabilirsiniz boyanızı. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten tek katta kapatıyor. Bunu vuracaksınız. Şöyle sünger fırçanızla iyice kapanana kadar. Sonrasında da bir gün bekleyeceksiniz ve arkasından pirinç dekopajımızı yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi 2 tanesini bu şekilde multi surface alaçatı ile boyadım bir kat. Onları koydum kenara, bir gün bekleyecekler. Bunu da 3. tabağımı da çalkıt retro siyahla bir kat boyayacağım. Aynen bu şekilde. Yine sünger fırça yardımıyla. Çalkıtı sulandırmanıza gerek yok arkadaşlar. Kıvamı gayet istediğimiz ölçüde. O yüzden direkt vuruyorum. Tabii koyu renk olmasının avantajı var. Direkt kapanıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Boyuyoruz. Evet arkadaşlar, bitmişi şu şekilde oldu. Bir kat bunu da boyadım. Bir gün bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, dünkü boyadığımız tabaklarımız kurudu. İkisini biliyorsunuz alaçatı rengine boyadım. İki tanesini. Bir tanesini retro siyahla boyadım. Onlar iyice kurudular. Ben şimdi pirinç dekopaj yapıştırmak istiyorum. Açık renklerin üstüne yapıştıracağım. Biliyorsunuz pirinç dekopajları açık renkleri yapıştırıyoruz. Elimle şöyle kenarlardan kestim yırtarak. Tam ortalayacağım pirincimi. Ondan önce tutkalımı tabağıma döküyorum. Şöyle bakın, normal bildiğimiz dekopaj tutkalı. Tabağıma döktüm. Önce arkadaşlar zemini ıslatıyorum tutkalla. Şu şekilde yapıştıracağımız bölgeyi tutkallıyoruz. Sonra dekopajımızı şöyle ortadan olacak şekilde tabağımıza yerleştiriyorum. Pirinç dekopajın bir özelliği de mesela beğenmediğimiz yeri kaldırıp tekrar yapıştırma olabiliyor. Dekopaj gibi değil. Yani kağıt dekopajlarda yırtılma oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Sonrasında yapıştırdıktan sonra istediğim yere üstünden de tutkalla uçlara doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra yedireceğim kağıt. Hani çok buruşuk olsun da istemiyorum.
Onu işte artık elinizde güzelce ayarlayın. Çok fazla çekmeden kağıt yırtılmasın. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Çok rahat yapıştırıyorum. Evet. İyice havasını alın arkadaşlar. Tamamen yapıştığından emin olun. Altı kuruduysa tutkalınızın tekrar tutkal sürüyorsunuz. Gayet güzel yapıştı. Kurumasını bekleyeceğiz. Diğerini de yapıştıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yapıştı. Evet arkadaşlar, dekopajımız yapıştı. Bu kenarda kalan kağıtları da şöyle zımparayla arkadaşlar aşağıya doğru şöyle. Bakın kendiliğinden zaten kopuyor. Daha düzgün olmasını sağlıyor kenarın. Makasla hiç uğraşmayın. En güzeli böyle. Sünger zımparayla kenarlarını alın. Bakın gördüğünüz kenarları gayet düzgün bir şekilde çıkmış oldu makasla uğraşmadan. Şimdi bunu şu açıkta kalan yerlerini tamamlayacağız. Onu da öbür tabakta yaptığım retro siyahla, Çalkıt'ın retro siyahıyla şöyle küçük sünger fırçamı değdiriyorum. Peçeteye fazlalığını alıyorum ve bu kenarda kalan şu aralığı, yani dekopajla tabak arasını şu şekilde görüyorsunuz. Tamamlıyorum. Aynı tonda zaten. Dekopajımla retro siyah aynı tonda. O yüzden çok rahatlıkla kapanıyor. Şu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Kenarlarını da çok hafif gelin. Şöyle kenar kısımlarına. Tamamlamış olursunuz. Tamamlamayı genelde dekopajınızın kendi tonuyla seçin. Bunu böyle ben kenara alacağım. Çünkü önceden hazırladım. Bakın bunu tamamladım. Gördünüz. İkinci katta geçebilirsiniz. Geçmeye de bilirsiniz. O sizin, size kalmış bir şey. Ben kapattım bunu. Şimdi buna uygun bir stencil'la tamamlama yapacağım. Arkadaşlar bu tabağımıza da bu stencil uygulayacağım. Şöyle elimde bir stencil'ım var. Siz de buna benzer bir şey de uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle orta kısmına oturtuyorum. Elimle. Sonra röle pasta barak. Şöyle bir ürünümüz var. Bunu spatula yardımıyla alıyorum. Hafiften ezin arkadaşlar. Ve bakın üst kısmını şöyle oturtacağım. Şu taç kısmını. Elinizde şöyle şey de kullanabilirsiniz. Stencil spreyi de kullanabilirsiniz. Elinizde varsa. Ben elimle tutacağım. Zaten yapışkan bir madde olduğu için yapışacak o zemine. Bakın şu şekilde. Tutuyorum. Tekrar aldım. Barağımı.
Çok kalın sürmeyin arkadaşlar. Şurayı da alt kısmı da oturtuyorum. Evet, kaldırıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Arkadaşlar, bozulan yerleri ıslak mendille silebilirsiniz. Ben burada alt kısımda bir bozulma oldu. Onu ıslak mendille silip temizledim. Bu röle pasta varak çok yapışkan bir malzeme. Stencil'larınız böyle yapış yapış olacaktır kullandığınız zaman. O yüzden bunu böyle sıcak suyun içinde deterjanlı bekletebilirsiniz. Yapışkanlığı gidecektir. Ben tabağın diğer kalan kısımları da buradan yine kullanmak istiyorum. Mesela bu yazıyı kullanmak istiyorum. O yüzden şöyle oturtuyorum. Yazıda şöyle geldi. Bakın arkadaşlar, bir daha ben size hem yapıştırmasını göstermek istiyorum. Şöyle spatul yardımıyla ezerek alıyorum. Tabii içine yaptığım gibi zor olmayacak. Daha rahat sürülecek. Şuradaki deseni de kullanmak istiyorum. Bakın şöyle kullanabilirsiniz. Tamamen doğaçlama çalışıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Plan yapmadan içimden geldiği gibi yapıyorum. Elimde ne varsa onu kullanıyorum. Size örnek olsun bunlar. Hani siz daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle kaldıralım yavaşça. Bakın gördünüz, daha rahat şey, iç kısmına göre daha rahat oturuyor. Gene şöyle bulaşan yerler olursa onları ıslak mendille, spatulun ucu yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle aşağı kısımları da kullanalım birazcık diye düşünüyorum. Ama hangisini kullanalım? Mesela şu olabilir. Şöyle yaprağıyla beraber alabilirsiniz. Fakat üsttekini bozmadan arkadaşlar, dikkatli bir şekilde. Şu taraf bozulacak. O yüzden biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonra şu yan kısma şunları oturtacağım. Diğer yan kısma da oraya oturtacağım. Kurudukça, biraz çektikçe oralara devam edeceğim. Dediğim gibi bozulan yerleri spatulanızın ucuyla şöyle oturtabilirsiniz hafif. Şöyle aralarda bulaşan yerleri ıslak mendil yardımıyla spatulanızın ucuna sarıp o şekilde silebilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar, böyle varak pastasını çektik biliyorsunuz stencil'la. Kuruduktan sonra, yani şeffaflaşacak bu pasta. Şeffaflaştıktan sonra şöyle elimde folyo varan var altın renginde. Onun şu arkasının beyaz kısmı tabağa bakacak. Altın kısmı kendinize bakacak. Onu şeffaflaşan varak pastamızın üstüne tutup şu şekilde çekiyoruz. Ben diğer tabaklarımızı da çektim. Bu şekilde.
her yerine tamamen varağı yapıştırın arkadaşlar. Yapışkanı gitsin. Yani elinizi böyle attığınız zaman yapışkanlık gelmesin. İyice bunu şöyle yapıştırıp çekin arkadaşlar. Korkmayın. Kuruduktan sonra korkmanıza gerek yok. İyice şeffaflaşmasını bekledikten sonra sıkıntı olmaz. Arkadaşlar tabaklarımız şu şekilde oldu. Şöyle bakın. Bunlar da pirinç dekopaj yapıştırdıklarım. Bu da bu şekilde yaptım. Şimdi ben bunları birazcık biliyorsunuz kenarlarda eskitme seviyorum. Ne kadar varak da yapsam eskitme kullanmayı çok seviyorum. O yüzden eskitme kremimden biraz alıyorum. Çok fazla almanıza gerek yok. Espresso'yu en çok sevdiğim renk de o. Bakın şu şekilde peçetenin üstünde fazlalığını aldım. Ve tabağımın kenar kısımlarında biraz da şöyle varakların şöyle bitim yerlerine özellikle dokunuyorum. Bakın. Şöyle. Hatta iç kısımlarına bile azıcık dokunabilirsiniz. Eskitilmiş görüntüsü vermek istiyorum. Daha doğal oluyor. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Ben böyle seviyorum. Siz direkt eskitme yapmadan da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle şu kenarlara da birazcık geliyorum. Daha doğal olmasını sağlıyorum. Yağlı boyayla da yapabilirsiniz bu işi. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde eskitme de girdik. Daha doğal, daha güzel oldu. Diğerlerine de aynı işlemi uyguluyoruz. Arkadaşlar eskitmemiz kurudu. Bunları ben duvar tabağı olarak kullanacağım. Üçlü şekliyle yaptım. Bunlar atık tabaklardı. Yani takımı bozulmuş tabaklardı. 3 adet kalmış diyelim de. O yüzden kullanmıyordum. Duvar tabağı olarak değerlendirdim. Sizler de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz pirinç dekopajı kullanabilirsiniz. Renklerde ve stencil olarak farklı stencil'lar da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine semi mat vernik kullanacağım. Yani yarım mat vernik dediğimiz vernik kullanacağım. Sprey vernik de kullanabilirsiniz. Mat kullanın arkadaşlar ama parlak sevenler de parlak kullanmak istiyor. Zevke göre değişir arkadaşlar. Nasıl tarzda bir şey istiyorsanız öyle vernikleyin. Evet arkadaşlar şimdi verniği sürmeyi de göstereyim ben size. Bu arada. Fırçam bakın kuru, temiz. İçinde boya kalıntısı yok. Çok güzel bir şekilde yıkanmış fırça bu. Evet verniğimi şöyle alıyorum fırçama bakın. Bolca alın arkadaşlar azalmayın sakın. Ve bolca vuruyorum. Bakın fırçayı nasıl kullanıyorum. Dik kullanmıyorum. Şöyle yatay. Çok fazla gitgeller yapmıyorum. Bakın vuruyorum. Orayı yayıyorum o bölgeyi ve bırakıyorum. O zaten çekecektir arkadaşlar. Yani vurduğunuz yerde o vernik oraya hem fikse olacaktır hem de çekecektir. Evet bakın görüyorsunuz gayet verniği bol kullanıyorum.
tekrar vurduğunuz yerde üst üste gidip gelmeler yapmayın. Çünkü zeminde o zaman kaldırma yaparsınız boyanızı. Ve vernik o zaman pütürleşir. Çirkin bir görüntü oluşur. O yüzden vurduğunuz yerde şöyle bırakıyorsunuz. Şöyle verniği bakın. Şöyle atıyorum ve orada bırakıyorum. Çok fazla zedelemiyorum. Çok fazla üzerinde oynamıyorum. Evet arkadaşlar, kurumaya bırakacağım şimdi. Bir kat vernik yeterli. Bolca sürdüm zaten. Yetmezse bakacağım. Eğer yetmezse ikinci katı da tekrar atabilirim. Bu arada tabaklarımızın arka kısımlarını isterseniz boyayın. Ben boyayacağım. Şunu boyadım mesela, arka kısmını. Bunun da arkasına şuraya isterseniz böyle sağlam bir iple, çok güzel kuvvetli yapıştırıcılar var. Onlarla yapıştırıp ipi duvarınıza öyle atabilirsiniz. Ya da çift taraflı bantlar var arkadaşlar. Duvara zarar vermeyen, zedelemeyen. Onlarla da duvarınıza asabilirsiniz.